Merhabalar. Verilmiş bir süre var. Bu süreyi size biraz farklı yaşatabilmek isterim, mümkünse. O yüzden derim ki, eğer yapabiliyorsanız, mesela sosyal medyadan kopun. Yapabiliyorsanız öneriyorum. Zaten söyleyeceklerim de öneri olacak. Çünkü zaten bolca, Türker Bey'in söylediği gibi bolca fotoğraf çekiliyor. Bir sürü video var. Profesyonel arkadaşlarımız burada vesaire vesaire. Yaptığımız bir alışkanlık. Hatta bu alışkanlığı da zaten mutluluk için deniyoruz. Çünkü arkadaşlarımız görecek, like diyecek. Ondan sonra biz mutlu olacağız. Aa, 316 oldu gibi. Gelin bununla başlayalım. Arzu ederseniz öneriyorum. İkinci önerim, bildiğiniz üzere, gördüğünüz üzere ben dönen biriyim. Hayatımın son 20 yılında mirasımız olan Konya'dan bildiğimiz Sema Ayini diye tanımladığımız ama aslında dünya mirası olan bir sürü kültürde denenen farklı şekillerde dönüşü kendine temel araç edinmiş bir kişiyim. Bunu da size yeni haliyle zaten bir enstrüman olarak sunacağım. Bize biraz önceki güzel konuşmada söylendiği üzere anladığımız anlamda haz temelli mutluluk değil de bütünleşme, yani %50'ler, %40'lar hakkani bir şekilde aklımızın her bölümü elektrik alsın, çok güzel mutlu olsun beynimiz. Çünkü mutluluk dediğimiz işte o elektriğin gitmesi, limbik sistemin iyi çalışması, işte fırsat buluyorsa o sürüngen beyin dediğimiz o bölümün elektrik alıp bizim hareket etmemiz vesaire. Uzun lafın kısası bunların hepsi eğer hakkani bir şekilde oluyorsa beyinde, bizlerde bir çeşit tekamül yaşıyoruz. Anlık tekamüller, kısa süreli, 3 saniye, 1 saat, 1 günlük falan filan. Biz de bunu artık günümüz 21. yüzyıl insanı mutluluk diye tarifliyoruz. Çünkü bunun en basit yolu haz. Yatıyorsunuz, kayperinya geliyor havuzun başında, yudumluyorsunuz, oh mutlu oldum. Sonra fotoğraf çekiliyor vesaire. Oraları uzatmayayım. O yüzden önerim hakikaten gelin sosyal medyadan kopmayı deneyelim. Bir de ikinci adım olarak içinize dönmek adına şöyle bir gözünüzü süremden veriyorum size. Gözünüzü bir yarım dakika. Yarım dakika istiyorsanız tabii ki yarım saat kapalı tutabilirsiniz. Beni gözünüz kapalı dinleyebilirsiniz. Yarım saat ya da yarım dakika gözünüzü bir kapatın. Yani içinize dönün. Hatta süre koymayalım. Gözünüz istediğiniz kadar kapalı kalsın. Ben devam edeyim. Siz beni dinleyin ya da istiyorsanız uyuyun. Çünkü derdimiz bizim zaten o bahsettiğimiz o huzur, hakkani huzur. Ve ben sunumuma başlayacağım bir şekilde. Arzu ettiğiniz zaman yeter gözüm kapalı kaldı dersiniz. Ondan sonra açarsınız, benimle beraber devam edersiniz yola. Çok iyi. Tadını çıkarın, ben sunuma başlıyorum. İstediğiniz zaman gözünüzü açabilirsiniz. 50 yaşındayım. Ha bir de değişik bir sunum denemek istiyorum bu sefer. Mümkünse süremi, madem ki dönen birisiyim, dönerek sunayım kararı aldım. Bakalım ne olacak? Bu hakikaten son anda verdiğim bir karar. Bakalım hiç denenmemiş bir şey bizi nereye götürecek? Siz izleyicileri ve ben sunumu yapan kişiyi. Madem ki farklı deneyimler, tecrübeler, ki biz buna spiritüalite diyoruz, denenmemiş, sezilmiş, sema, duyarak aldığımız anlamında söylediğimiz, gelin başka bir şey deneyelim. Zaten başka fizikleri deneyen adamlar, insanlar, kadınlar daha spiritüel olmuştur. Astronotlar uzaya çıkınca daha spiritüel olmuşlardır. Konuşmalarından bazılarımız bilir. Başlığa dönecek olursak, başlığımız Dervish in Progress. Yani bizim sema ellerinden bildiğimiz o aralıksız dönen semazenin kökeni olan Allah aşkıyla sarhoş olmuş olan kişi derviş. Onu
gelenekselleşmiş halinden koparıp, yani artık folklorik diyebileceğimiz kadar bir yerde, tarihin bir yerinde takılı kalmış o dervişi, neyin derdinde olduğunu anladığımız o dervişi oradan alıp 21. yüzyılın bütün enstrümanlarıyla güzelce böyle bir karıştırıp içine biraz tuz biber katıp harika bir yemeğe dönüştürelim istiyorum. O yüzden onun progreste olması lazım. Aynen Mevlana'nın yaptığı gibi. Demiş ya hani, düne ait ne varsa dünde kaldı. Bugün yeni sözler söylemek lazım. O zaman derviş de kendini yenilemeli. Şimdi doğal olarak tabii ki benim enerji harcamam normal hayattan biraz daha fazla olacağı için, çünkü limbik sistemime ek sürüngen beynim de çalışıyor, motorik sistemim iş yapıyor, solunum sistemim iş yapıyor. Daha fazla enerji harcıyorum, soluk soluğa kalacağım. Bu da oyunun bir parçası olacak. Şimdi bizler üç boyutta yaşayan organizmalarız. Bilimsel olarak uzmanlarımız, büyüklerimiz 11 boyut olduğunu kabul etmiş. Ama bunları bizler anlayamıyoruz, sıradan insanlar. Ben anlamıyorum. Anlayabildiğimiz bu üç boyut, yani ön, arka, sağ, sol, aşağı, yukarı. Ben de bir organizma olarak üç boyutluyum burada. Sonra bir de üstüne eklenen bir dördüncü boyut var ki o da zaman. Başa dönün. Neredeydik? Ziya geldi. Aradan 3-4 dakika geçti. Neredeyiz? Şimdi bütün bu zamanın görünebildiğini düşünün. Hakikaten bir görüntü olduğunu düşünün. Bütün bunu dördüncü boyut olarak algılayabilen bir organizma olsaydık, dört boyutlu organizma olacaktık. Ama değiliz. Sadece bu yüzden sadece sezebiliyoruz o dördüncü boyutu. İşte bizler anda yaşayan üç boyutlu organizma ne kadar çok zamanda geriye ve ileriye gidebilirsek oluşu o kadar algılayabiliyoruz. O yüzden bilim adamı geçmişe gider, geleceği tahmin eder. Spiritüel adam geçmişi sezer, geleceği sezer. Çünkü onunla enstrüman yoktur. O genetik olarak aldığı bütün o %50'de ne varsa onları kullanarak konuşur. Zaman ayırır ama, düzenli zaman ayırır ve konuşur. Bilim adamı da laboratuvarında bütün öğrendiklerini uygular, bulur, dile getirir. Sanatçı limbik sistemine çok kulak kabartır. Yaşadığı coğrafyanın bütün malzemelerini kullanarak onu bir çeşit sanata dönüştürür falan filan. Yani özetle bir yandan sezgi, bir yandan bilim, bilmek harmanlandığında yeni bir boyut doğmaya başlıyor. Üç boyutlu organizmanın dünyasında, yani insanın dünyasında. Ben de işte mühendislik okumuş bir Arap çocuğu olarak Türkiye'de doğmuş, işte Avusturya'da yaşayan, dünyada kısmet oldu deriz ya, oldu, dünyayı gezdim, 50 ülkeye gittim, yüzlerce performansım oldu. Türlü türlü büyüklüklerde, bazen köylerde, bazen stadyumlarda, hatta bazen işte kral, kraliçe falan gibi, kral değil de kraliçe önünde de oldu. Özetle lüks diyorum ben buna, farklı çerçevelerde sezmeyi ve bildiğimi tecrübe etmeyi deneyimledim ki bu beni olduğum yere getirdi. Yani ne yaptım? Hep sürüngene elektrik yolladım. Limbime enerji gitmesine hiç engel olmadım. Duygularımın tadını çıkardım ama hep de düşündüm. Yani beynimin her yerine hakkani bilgi yolladım. Bu yüzden bir şekilde o denge bende, işte deyimi yerindeyse, huzur, mutluluk vesaireyi getirdi beraberinde son 20 yıl içerisinde. Bunu da bahsedeceğim bu derviş in progress terminolojim sayesinde deneyimledim. Şimdi neden bunu önereceğimi de söylemek istiyorum. Çünkü 21. yüzyılda yaşayan bizler, sistemin, oluşturduğumuz sistemin, Harari çok güzel söyler, der ki hep mit peşinde olan bir organizmayız biz. Önce dağdan, işte yıldırımdan korktuk. Korkanlar bir araya geldi. Bir grup oluşturdular.
onun sembolü bir totem yaptı. O totem bir ruha dönüştü. Ruh bir tanrıya, çok tanrılığa, nihayetinde işte tek tanrılığa falan filan gibi bir tarihi oldu insanın ama hep bir mit yapmak zorunda kaldı. Son dönemlerde de bu mitler özellikle endüstriyalizmle birlikte çökmeye başladı. Onun yerine firmalar var artık. Firmalar bizim yeni mitlerimiz. Macintosh vesaire vesaire. Bütün hikaye buysa, bunu biliyorsak aslında şunu görebiliriz. Biz sosyal bir organizma olarak bir arada olmak niyetindeyiz. Çünkü o zaman alışverişle onaylandığımız, takdir edildiğimiz, kabul gördüğümüz için bütünleniyoruz. Bütünlenmek de işte peşinde koştuğumuz o mutluluğu sunuyor bize. Hep peşinde koştuğumuz şey bu. Kimi akıllılar da diyor ki, gel sen benim firmaya, ben sana para vereceğim. Sen de gider tatilini yaparsın. Ve gidiyoruz. Zamanımızı, enerjimizi, her şeyimizi veriyoruz. Herkesi evde bırakıp 24 saat, 365 gün, 20 yıl çalışıyoruz. Vesaire vesaire. Çok güzel arabalarımız oluyor, yazdıklarımız oluyor vesaire vesaire. Ama gelin görün ki o kaypereni, o havuz mutlu etmiyor. Şimdi neden bunlar? Çünkü akılda biraz önce bahsettiğim bu denge yaşanamaz hale geliyor. Yani sürekli ön beyin çalıştığı için, spora gitmediğimden sürüngen beynim dans etmediği için, çünkü gidip spor yaparsam o hayvan, içimdeki hayvan yaşasın, bana fırsat doğdu diyecek. Ve o organizma, oh nihayet dans ettik be diyecek ve mutlu olacak. Çünkü sürüngen beyine elektrik gitti. Bunu yapmıyoruz ki artık. Armut piş ağzıma düş, kayperi ne gelsin havuz başında olduğundan oluyor bu. Sanırım bu başlığı ifade edebildim. Öyle hissediyorum. Bu yüzden burayı geçeceğim ve diyeceğim ki Derviş in Progress gerçekten bahsettiğim bu olayı bir organizmanın yaşayabilmesi için ideal bir enstrüman. Bunu ben şu ana kadar yaklaşık 35 ülkede, sanırım 34-35 ülke oldu. Son 10-15 yıldır workshoplarımla, performansları saymıyorum, onlar zaten çokça oldular. Dünyanın her yerinde, Brezilya'sından Kanada'sına, işte Endonezya'sından Güney Afrika'sına, Avrupa'nın ülkelerini saymıyorum zaten, bir sürü yerde, Zimbabwe'de, Güney Afrika'da, bir sürü yerde sunabilme imkanım oldu. Buradan biliyorum ki bunun bahsettiğimiz o mit var ya, biz de ona İslam diyoruz. Başka dinler de iddialarda bulunuyor zaten. Benim lafım herhangi birine değil, toplam olarak o din kavramı mit olduğu için söylüyorum. Bu mitlere ihtiyacımız yok. Gelin 21. yüzyıl insanı olarak hep birlikte neye ihtiyaç duyduğumuzu bilip samimice, çıplak bir şekilde bütün renklerimle kendimi korkusuzca yanımdakine göstereyim. Bunu zaten en çok aile içinde yapabiliyoruz ki bu yüzden bir sürü aile de aslında başaramıyor beraber olmayı. Çünkü bu çıplaklığın nasıl yaşanması gerektiği konusunda da infrastruktür yok, yapı yok vesaire vesaire. Neyse bu da başka bir başlık. Diyeceğim şu ki eğer bizler bu dengeyi anlayabilecek bir kişi olur isek, ki Derviş in Progress bunun için çok güzel bir malzeme, o zaman gerçekten hayat değişiyor. Ben değişince dünyam değişiyor. Bu iddiadayım. 35 ülkede verdiğim bütün atölyelerde bunun ispatını gördüm. Siyahi, Asyalı, kadın, erkek, eşcinsel, çocuk, yaşlı, herkes, eğitmen, profesör, doktor, taksi şoförü, ev hanımı, herkes döndü ve herkes daha iyiydi dönüşten sonra. Şimdi neden peki bu oluyor? Neden dönünce o teyze, o amca, o çocuk vesaire kişi farklılaşıyor? Çünkü, özür dilerim, bunu ben biraz öteleyeceğim. Ondan önce bunun yapılabilmesi adına bulduğum çok basit bir formülü de anlatacağım size. Çünkü bizim kültürümüzde dönüş
o kadar çok yüceltilmiştir ki, royal bir seviyeye çıkarılmıştır ve sadece Konyalıysanız, Mevleviyseniz, o zaman belki şeyhiniz müsaade eder gibi bir seviyeye taşınmıştır ki, bu çok haksızca geliyor bana. Çünkü herkes dönebilir. Herkes Allah'ın kulu. Allah'la kul arasında kimse olamaz. Hiçbir medyatör benle evren arasında olamaz. Misafirim olurlar. Eğer üstadlar ise zaten onlardan feyze almaya hazırım ki zaten bir üstad kalkıp benim hakkımı yemez. O yüzden hak yiyenleri çok güzel görebiliyoruz. Bunu da parantez içinde söylüyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Söyleyeceğim şu, çok basit bir formül var. Ben bunu 3 çarpı 3 kısaltması formülü altında toparladım. Mühendisim mi demiştim ya. Size çok basit bir şekilde bu 3 çarpı 3'ü anlatacağım. Ondan sonra etkilerini söyledikten sonra da konuşmamı bitireceğim. Şimdi ilk 3 önemli noktayı söylüyorum. Gördüğünüz gibi dönerken ben artık dönebiliyorum çünkü bu formülün ustası cambazı oldum. Tahmin edeceğiniz üzere görüntü bulanıklaşıyor. Bu benim günlük hayatta yani yer çekimine temellenmiş bizim bildiğimiz hayatta bilmediğimiz bir şey. Hızlı bir araç geçtiğinde iki tren ters yönlerde giderken pencereden öbür treni gördüğünüzde hoşlanmadığımız o bulanık görüntüyü yaşıyorsunuz burada. Bu görüntüyü sevmiyor olmamızın sebebi de sadece ve de sadece alışkın olmadığım için. Nasıl ki gözlüksüz suyun içine dalınca bulanık suyun o gerçekliğini kabul etmeyi öğreniyorsam, dönerken de aynı durumu aslında deneyimliyorum ve bunu öğrenme kararı verdiğimde çok kısa bir süre içerisinde bakıyorsunuz ama o bulanık görüntü kabul edilmiştir. Yeni bir data olarak beyne kaydediliyor, bitti. Çünkü dönüş dünyasında görüntü bulanıktır. Şey dışında sizinle dönen başka şey var mesela bu kağıtlar, elim, kolum falan. Hatta o yüzden geleneksel sufizmde öğretirlerken işte haktan alkıp halka verirler bilirsiniz. Şey derler, elinize bakın derler. Çünkü bu el bakma görüntü yolladığı için, statik görüntü yolladığı için beyne, beyin de el görüyorum diye tuhaf bir sevinç içine giriyor. Bu da işte bir çeşit trik, kopya çekmek diyorum ben buna. Serbest, kopya çekmek serbest. Bu dünyada her şey serbest. Kimse kimseyi sömürmediği sürece, kimse kimseyi yormadığı sürece. Çünkü hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Bulanık görüntü. İkincisi denge. Şimdi nasıl ziya bu kadar süre dönüyor ve düşmüyor? Vestibüler sistem diye çok küçük bir sistem var kulağımızın iç taraflarında bir yerde. Uzun uzun anlatmaya gerek duymuyorum en azından burada. Derslere gelirseniz orada anlatırım, hoş gelirsiniz. O bizim dengemizi koruyan, sağlayan organ, sistem, özür dilerim. O sistemin içindeki kristaller çalkalanma biçimlerine göre uzaydaki konumumu beynime data olarak yolluyor. Ve ben ona göre öne gitmeliyim, arkaya gitmeliyim gibi şeyler yaşamaya başlıyorum. Fakat dönüş dünyasında, şeyi söylemeyi unuttum. Dönüş dünyası demek, merkez kaç kuvvetinin içine düştüğümüz dünya demek. Bu dünya bambaşka bir dünya. Her şey dışarı çıkıyor. Düşmüyor. Bizim dünyamızda her şey aşağı düşer. Dönüş dünyasında her şey dışarı uçar. Hızınıza bağlı olarak uçuş hızı, gidiş hızı artar. Ve bu işte yeni hisler, yeni algılar açtığı için zihinde biz de bunu bilmediğimiz için böyle "Allah'ım ne bu?" diye şaşırırız. Kimimiz korkuya temellidir, o yüzden kaçar. Kimisi de merağa temellidir. Bu biraz genetik bir şeydir. Eğer merak varsa zaten o kişi şöyle olur, bakın. Eğer korkuya temelliyse, gördüğünüz gibi
tutuyor kendini. Bu da başka bir başlık. Ama özetle dönüş dünyası merkez kaç kuvvetinin güçlü olduğu, etkin olduğu dünya. Şüphesiz ki gravitational force, işte yer çekimi de var. Ama buradaki hızınıza bağlı olarak onun biçimi de değişiyor, gücü de değişiyor. Velhasıl kristaller bu merkez kaç kuvveti dolayısıyla fırlıyorlar tabii ki dışarı. Dışarı fırladıkları için yanlış yere gitmiş oluyorlar ve doğal olarak beyne de yanlış bilgi veriyorlar. Ama biz onların bilgisini kullanmaya, onları takip etmeye alıştığımız için sürekli o bilgi ne diyorsa onu yapıyoruz. İşte kristal dışarı fırlıyor, ben de dışarı gitmeye başlıyorum. Bu tarafa gidiyor, şuraya gidiyor falan gibi. Bunların hepsi yanlış oluyor. Bu yüzden bu vestibüler sistemin bilgisini değil, yer çekiminin benim ayaklarımla yere bağlı olduğum hissi, yani ayak tabanlarımdan aldığım o bilgi beni yere köklüyor ve ben ona güveniyorum. O beni hayatta tutuyor ve dönüş dünyasında kalınabileceğini, dengemi öyle koruyabileceğimi deneyimlemiş oluyorum. Bu da ikincisiydi, denge. Üçüncüsü de hız. Dönerken hızımız olduğundan içimizde biliyorsunuz ki büyük bir bölümümüz sıvı. Bu sıvı çalkalandığından böyle ardışık birbirine bağlı bir iki hız hissi doğmaya başlıyor. Dışarıdan beni çeviren hız, bir de içeriden ve arkadan gelen şişedeki su misali bir hız var. Bizim bunu algılayıp kabul etmemiz gerekiyor. Yani ben hızlandığımda içim bir tık sonra hızlanmaya başlıyor. Ben yavaşladığımda içim bir tık sonra yavaşlıyor. Hatta durduğumda içim daha dönmeye devam ediyor. Benim onun durmasını beklemem gerekiyor ki o zaman dönüş bitmiş olsun. Aksi durumda dönüş daha bitmedi. Siz kendinize zaman tanıyın ta ki içinizdeki hız da sıfır olana kadar. O zaman seyahat bitmiş oluyor. Bunlar üç temel kural. Tekrar ediyorum, görüntü bulanıktır, öğreniyoruz. Dengemizi vestibüler sistem değil, kebap diye tariflediğim biraz sonra konuşacağım, aksım ve yerle bağlantım, yani gravitasyonel bağlantı, ya güveniyorum, üçüncüsü de söylediğim hız bilgisi. Bunları uyguladığınızda her teori gibi, bu da bir teoridir ama bunu laboratuvara nasıl gider uzman teoriyi deneyimler, işte Higgs bozonu gibi, Higgs söylemişti 50 yıl önce mi ne? Nihayetinde ispatlandı CERN'de ve hakikaten varmış o bozon. Onun gibi bir şey. Ziya Azazi deneyimledi, 3 çarpı 3 işliyor. Size garanti ederim. Her Allah'ın kulu yürüdüğü gibi döner de. Yüzdüğü gibi, koştuğu gibi döner de. Ve çok güzel bir ilaç. Her şeye ilaç. Çünkü içinize dönüyorsunuz. Çünkü dışla bağlantınız yok. Ben şimdi daha rahat konuşuyorum çünkü sizle bağda değilim. Siz orada bir kütle olarak daha az etkilisiniz benim için. Üstüne üstlük ben şimdi daha etkiliyim karşınızda gibi bir şey, gerçeklik oluyor. Yani çünkü çıplak oluyorum. Daha çıplak olduğum için gerçek derin benliğim dediğim derin benliğimle varım burada. Halbuki duraydım, belki o sığ benliğimle anlatmayı deneyecektim ki bu bir savaşa dönüşebilirdi. Onu da hallederim, sorun değil. Tecrübem yetiyor buna. Ama gerek yok, böyle çok daha samimi. Bu ara hemen söyleyeyim, bu kararı vermiş olmaktan dolayı da çok memnunum. Dönerek sunmak çok güzelmiş. Şimdi bu ilk üçtü. Diğer iki üçü anlatayım. İkinci üç, üç boyutlu bu dünyada, oluşta ben üç boyutlu organizma olarak nasıl ki araba kullanırken direksiyonum, frenim, gazım vesairem var. Aynı şekilde organizmamın da hayatını sürdürebilmesi için böyle enstrümanlara ihtiyacı var. O yüzden ben diyorum ki kolları kullanıyoruz ki semazenlerden biliyorsunuz. Biz burada istediğimiz gibi kol kullanabiliriz. Çünkü uçak istediği gibi uçabilir. Herhangi bir folklorikleşmemiş pozisyona ihtiyaç duymadan istediği gibi dönebilir. Bu yüzden bu kanat dediğim kolları hatırlamak, bilmek gerekiyor. Kanatlarımız var.
İkincisi, arabalarda olduğu gibi zor koşullarda, kötü yollarda bizi süspanse eden sistem vardır ya, aynı şekilde bedende de var bu. Ben buna asansör diyorum. İniyorsunuz, çıkıyorsunuz ve süspanse ediyorsunuz bütün o sallantıları. Çünkü sallantı organlar için iyi değildir. Sallantı beyin için iyi değildir. Yani iyi değildir derken neyi kastediyorum? Uzun vadeli yaptığınız zaman zarar verir organizmaya. Bu yüzden motorik sistemle biz onu süspanse ederiz. Bu yüzden bu asansör dediğimiz yapı, motorik yapıyla bu soruna çözüm getiriyorum. Üçüncüsü de işte biraz önce bahsettiğim aksımız. Bir tane aksım var gördüğünüz gibi. Yaklaşık 10-15 dakikadır da kebap gibi dönüyorum. Döner kebap. Bu kebabı bildiğinizde, şurada bir şiş olduğunu bildiğinizde, onu yere sapladığınızda istediğiniz kadar çevirebilirsiniz. Yeter ki bu bahsettiğim bilgiyi uygulayın. Bu ikinci üçtü. Tekrar ediyorum. Kanat, asansör, kebap. İkinci üç. Basit terminoloji, popüler kelimeler. Çünkü böylece akılda kalıyor. Dünyanın her yerinde öğrencilerim hep kebaptan bahseder. Üçüncü üçü söylüyorum. Zaman çok azaldı. Hemen bitiriyorum. 8 dakika geçti. Oo. Nasıl yani? Herhalde dönerken. Ben şimdi 26 dakikadır dönüyor muyum? Evet. Bundan emin miyiz? Evet. Wow. Peki. Peki, hızlanıyorum. Çok özür dilerim. Zaman çok göreceli gerçekten burada. Peki, hızlanıyorum. Üçüncüsü de işlemi yaparken hayatta olduğu gibi stresi azaltmak gerekiyor. Çünkü kaslar kendini kasıyor vesaire. Mümkün olduğunca gevşemek gerekiyor ki daha efektif bir dönüş olsun. Solunumumu derinleştiriyorum. Çünkü enerjiye ihtiyacım var ve kendimi açabildiğim kadar açıyorum ki sistemlerim daha iyi çalışsın. Ben de bunlara maximum extension, minimum stres ve maksimum solunum diye tarifliyorum. Bu da üçüncü üç. Bu 3x3'ü uyguladığınızda dediğim gibi formül her Allah'ın kulu dönebilir. Şimdi neden dönmek? Aslında bir sürü şey anlattım ama şunlar oluyor bakın. Motorik sistemimi çalıştırdığım için daha fazla enerji harcamaya başladığımı gören aklım daha fazla solunum yapmaya başlıyor. Yani normalde %50-%60 civarında kullandığım solunum sistemim birden hop oluyor size %70-80-90 duruma göre. Hatta %100'e kadar çıkabiliyor böyle oluyorsunuz. Bu sayede daha fazla besin yakılıyor oksijen aracılığıyla ve daha fazla enerji oluşuyor. Bu enerji dolaşım sistemiyle her yere ulaştırılıyor. Değil sadece bedeninizin herhangi bir hikayesi daha çabuk çözülüyor sorunu. Aklınıza da daha fazla oksijen gittiği için bir bakıyorsunuz bir limbik sisteme gitmiş, bir sürüngen beyine gitmiş, bir anıya gitmiş, bir fantaziye gitmiş. Hatta daha sinaps olmayan bölgelere bile gitmiş. Bir elektrik santralinin normalden çok daha fazla elektrik üretmesi anında bütün her yere elektrik yollandığını, hayatında elektrik görmemiş mahallelere de elektrik gittiğini düşünün. Böyle bir şey oluyor beyinde ve siz birden bir dakika ya ne bu olabiliyorsunuz. Ya da işte beni terk etmişti ama niye terk etti bilmiyorum ki diye bir anıya gidebiliyorsunuz. Ya da buldum, formülü buldum deyip çıplak çıkabiliyorsunuz sokağa Arşimet gibi. Böyle bir şey olabiliyor. Bunların hepsi fazla elektriğin, hiperventilasyonun, çok oksijenin ve enerjinin beyne gitmesiyle yapılmamış sinapslar, unutulmuş bağlantılar falan onlar da gerçekleşmeye başladığı için bambaşka bir kişi olmaya başlıyorsunuz. Ve bunlar sizi her renge sokuyor. Ağlıyorsunuz, zırlıyorsunuz, kahkaha atıyorsunuz, çığlık atıyorsunuz, çok mutlusunuz, üzgünsünüz falan filan. Özetle duygu rengi listenin her duygusunu türlüsünden hormonlar salgılanmaya başlıyor. Çünkü son istasyon o. Endokrin sistemi her zamankinden daha fazla salgılanmaya başlıyor. Peşinde koştuğumuz şey de aslında bu. Bu sayede biz hiç yaşanmamışı yaşıyoruz. Bunu da yargılamadan, bunu yaparken de herhangi bir beklentimiz olmadan yaptığımızda düzenli bir şekilde bir bakıyorsunuz daha mutlu uyanıyorsunuz, daha sağlıklısınız,
daha içtensiniz, daha dürüstsünüz, çıplaksınız, cesursunuz vesaire vesaire. Kocaman bir değişim zamanla gerçekleşmeye başlıyor. Bu yüzden Dervişin Progresi.